Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım, gönül dostlarım. Bugün yine sizler için yine gördüğünüz gibi haftalık bir eril dişil konuşturması yapacağım. 19 Aralık ve 25 Aralık haftası için eril ve dişil enerjiyi neler bekliyor? Eril ve dişil enerjinin birbirlerine mesajı ne, talebi ne? Onlara bir bakacağız hep birlikte. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki kartlarımı siz canım gönül dostlarıma, kanalımın abonelerine, takipçilerime ve danışanlarıma niyet alarak şöyle bir kesiyorum. Ve tabii ki hemen ilk olarak bir eril enerji geçti içimden bu hafta. Şöyle bir eril enerjiler için kartlarını seçmeye başlıyorum. Şimdi ben kartlarımı seçtiğimde böyle kartlarıma bir iyice odaklanın, rezone olun. Aklınızda, kalbinizde, gönlünüzde kim varsa onu niyetinize alın. Eğer ki siz bir dişilseniz aklınızda ve kalbinizde olan eril enerjiye odaklanın. Tabii kendinizle birlikte. Eğer ki siz bir eril enerji iseniz aklınızda ve kalbinizde olan dişil enerjiye şöyle bir odaklanın. Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. Siz kendinize ait olan, evet benim hayat hikayeme, benim senaryoma benziyor dediğiniz kısımları sevgiyle alın, kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum diyenlerdenseniz ne yapıyorsunuz? 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve tesadüfen denk gelip evet Makbuş ablayla benim enerjim uyuyor. Ben Makbuş abla kanalından en doğru cevapları alıyorum ve yaşıyorum diyenlerdenseniz lütfen kanalıma abone olarak bildirimleri açarak benimle yolunuza devam edebilirsiniz. Evet, şimdiden de hepinize çok teşekkür ediyorum diyerek bakalım 19-25 Aralık haftası için ortak ilişki kartımızı seçtim, konuşturma kartlarımızı seçtim ve hemen dişil enerjiyle kartlarımı şöyle bir açarak başlamak istiyorum. Bakalım bakalım. 19-25 Aralık haftası için öncelikle dişil enerjime gelen mesajları okumaya başlıyorum. Şimdi canım gönül dostlarım, sevgili minnoş kelebeklerim. Evet benim dişil enerjilerim, benim kolektifim minnoş kelebeklerim biliyorsunuz. Bakalım sizleri bu hafta neler bekliyor imiş. Şimdi bu hafta uzun zamandır eril enerjiyle bağlantılı. Hangi konuda mücadele ettiyseniz, hangi konuda sıkıntı yaşadıysanız, bu zafer kazanmak istediğiniz, ayrılığınız olur, kırgınlığınız olur, küskünlüğünüz olur, kavganız olur, artık her neyse. Ben şu konuda mücadele ettim, artık ben bu mücadeleyi kazanmak istiyorum dediğiniz ne varsa onunla ilgili bu hafta Allah'ın izniyle bir zafere koşuyorsunuz. Bunun yanında yine eril enerjiyle ilgili aile bağı, akraba bağı olan ya da ortak tanıdığınız, bildiğiniz belki bir iş arkadaşınızdır, bir dostunuzdur, tanıdığınızdır gibi 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 yine aranızda onunla bağlantısı olan kişilerle ilgili bir iletişim ya da bir haberleşme yaşayacaksınız. Ya da bakın bunu şöyle de diyebilirim. Eğer böyle biri ya da birileri yok ise erille aranızda,
eril enerjinin bilinç altında, yani size hala bağlılığını sürdüğü ve bu bağlılığının neticesinde de, bak daha burayı açmadım, göreceğiz birazdan, bir iletişime geçmek istediği mesajını da veriyor kartlarım. Şimdi sevgili Dişil Kolektifim, bu hafta ruhaniz çok değişken olabilir. Kararsızlıklar çok fazla yaşayabilirsiniz. Özellikle eril enerjiyle bağlantılı. Neden? Çünkü çevrenizdeki bazı insanların konuşmaları, davranışları, söylemleri, belki de yine sizin kendi kendinizi dolmuşa getirmeniz, böyle kendinizi bir doldurmanız, eril enerjiye karşı ruhsal olarak sizi değişkenliğe sürükleyebilir, zorluk yaşayabilirsiniz, zor durumda kalabilirsiniz. Şimdi yine kartlarımdan gelen mesaj diyor ki size, mümkün mertebe sakin ol. Evet bak, haksızlığa uğradığını düşünebilirsin. Hak ve adalet arayışın olabilir. Ama burada hak ve adalet arayışın senden yana. Yani hak ve adalet senden yana. Eril enerji sana hangi konuda haksızlık yaptıysa, zaten bak sana eğer otoritesini koyduysa, eğer sana baskıcı ve zalimkar davrandıysa, bu davranışlarından zaten pişman gelecek diyor sana kartlar. Sen bu konuda hazırlıklı ol. Ayrıca yine tedbirli ve dikkatli davran. Bak canım minnoş kelebeklerim, bu hafta eril enerjiyle bağlantılı envai çeşit düzen, desise, hile sizi bekliyor. Neden biliyor musunuz? Bakın, arkanızdan dönen oyunlar, konuşmalar, söylemler, bir şeyler gündeminizde olacak. Ha bu belki de eril enerjinin, yine bakın kimse yok ise arada, eril enerjinin kendi kafasında planladığı oyunlar olabilir. Size böyle bazı oyunlarla, hileyle, bir şeyle, bir düzenbazlıkla gelmek, konuşmak, bir şey yapmak da olabilir. İşte kendini aklamak adına, kendini haklı çıkarmak adına size haksız çıkartmaya çalışabilir gibi. Yani yine siz kendinize göre buradan alın. Ama bunlara karşı gözlerinizi dört açın. Bu hafta uyanık olun eril enerjiye karşı. Çünkü burada bakın, haklıyken haksız yere düşebilirsiniz. Şu kararlılığınızı koruyun. Çok değişken ruh halinde olmayın. Özellikle güvendiğiniz, inandığınız kişilerden destek alın. Bakın, akıl fikir alın, bilir kişilere danışın. Rica ediyorum, bilir kişilere danışın. Yani danışmanlık alamıyorsanız bile güvendiğiniz arkadaşınıza, eşinize, dostunuza sorup fikir alın. Özellikle maddi anlamda eğer endişeleriniz varsa, eril enerjiyle bağlantılı, maddi olarak özellikle kararsızlık yaşadıysanız, yine maddi olarak bir şeylerden emin olamadıysanız, bu hafta maddiyatla da ilgili eril enerjiyle bağlantılı emin olacağınız bir konu gündeminizde olacak. Evet, hemen bakalım. Eril enerji bunların akabinde ne diyormuş? Evet bak, tam tahmin ettiğim gibi, görüyor musunuz? Kapalıydı. Kartlar nasıl cevapla geldi? Ne dedim? Size bir sürü oyun. İşte al bak, yalanlar. Tabii. Ay, eril enerji sizi çok özlemiş. Bak, eğer ayrı dargın kırgınsanız, eril enerjiler. Şimdi yedili bir zaman önce sıkıntılı bir ayrılık yaşanmış, ya da bir kırgınlık, ya da bir dargınlık, ya da mesafe vardır aranızda. Artık yine kendinize göre alıverin burada. Şimdi eril enerjiler böyle, ne dedim? Burada söylemiştim. Size hileyle, oyunla, desiseyle gelebilir dedim. Ve bakar mısınız? Yalanlarla, belki de böyle ikiyüzlü, riyakar, sahte davranışlarla, işte bir şeyleri bahane ederek, bahanelerle sizinle bir konuşma talebinde, böyle bir rica minnette de bulunabilir. Çünkü bakın, siz eril enerji için bir imparator şey enerjisi taşıyorsunuz. Yani sevgili benim minnoş kelebeklerim, eril enerjinin gözünde bereketli, verimli ve gerçekten ona fiziksel, psikolojik olarak iyi gelen, hakikaten tahtına geçtiğinde lafını sözünü geçiren, kendini dinleten bir karakter. Aslında eril enerji buradaki dişil enerjiyi dinliyor. Ama hani belki onu dinlemiyor gibi gözüküyor olabilir. Çok böyle aldırış etmiyor gibi durabilir, ama siz ona bakmayın. O hala bakın sizin bereketinizden, veriminizden, belki de ona verdiğiniz fazla sevgiden, şefkatten ya da iyilikten faydalanıyor. Bak,
değişim ve başkalaşımla gelecek. Ay bu hafta bekleyin, güvensizlik ve korkuları var. Çünkü baya baya bir eril enerji, dişil enerjisini kaybetme korkusu yaşamış. Özellikle tensel ve cinsel anlamda bir sıcaklık ve yakınlık kurmaya çalışacak. Ya da bu özlemini bir şekilde söylemle ya da hareketle dile getirecek. Sıkıntıları var, bu sıkıntıları atabilmek adına yine ilişkinizde bir düzensizlik var ise ki var. Hani bir gelen bir giden, bir sıcak bir soğuk bir ilişki var burada. Bunu sıcaklığa çevirmek, yakınlığa çevirmek, böyle sizin gönlünüzü yapabilmek, gönlünüzü hoş edebilmek adına bak değiştim, ben başka oldum, işte planlarım var, şöyle olacak, böyle olacak diye hamle yapacak gibi gözüküyor. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Bakalım konuşturma kartlarımız nasıl onaylayacak. Şimdi dişil enerjiler için der ki evet bağlantımızda böyle biz geri geri gidiyoruz sanki, böyle bir ilerleme kaydetmiyoruz diyor zaten burada da. Ve Lilith olarak geldi. İşte bak burada bir yasak ilişki de var zaten ama burada diyor ki Lilith'in zaten biliyorsunuz evet yasak ilişki de temsil eder ama Lilith aynı zamanda dişil enerjinin yükseldiğini, özellikle bu hafta itibariyle dişil enerjinin kendini daha böyle bir libidoyu yükselten, daha bir dişili halini gördüğünü fark edecek. Ve özellikle de burada da diyor ki ben dişil anlamdaki yaralarımı şifalandırdığımda nefes alıyorum, böyle daha çok çiçek açıp meyve veriyorum derken bak ay en güzel mesaj burada diyor ki dişil enerji senin özünden benim özüme gelen saf bir sevgi var. Aslında ben bu sevgiyi hissettiğim için hala senin hayatındayım diyor eril enerjiye. Ay eril enerjide aman teşekkür ediyor. İyi ki hayatımdasın diye diyor ki evet bir sebepten dolayı böyle bir şekilde birbirimizin hayatına geldik. Ama her ne olursa olsun hayatımda olduğun için sana teşekkür ediyorum derken diyor ki hemen akabinde evet benden istediğim bazı şeyler var. Ben bunları yapmak istiyorum. Bizim yeteneksiz kahramanımız, yetersiz bakiyemiz burada dile geliyor. Ama bazı şeyleri yapamıyorum. Bu yüzden de bana sakın kızma derken evet son kartımız ele düştü. Hemen bir alayım bakayım neymiş hemen. Evet. Vay çektin beni yüreğine ve her zerrem seninle dolup taşmakta. Evet eril enerji dişil enerjinin hala yüreğinde ve kalbinde olduğunu biliyor. Sen de diyor aynı şekilde benim yüreğimdesin, kalbimdesin ve her türlü seninle ilgili kalbim, yüreğim heyecanla hala çarpıyor. Diyor ki burada zaten ne dedim? Sizi özlemiş daha başlarken tensel ve ruhsal olarak burada da zaten bunu imzaladık, mühürledik. Şimdi gelelim ortak ilişkiye. Ay ortak ama ortak ilişki kartına bakar mısınız? Hem dişil enerji için hem eril enerji için gelen bir mesajdır bu. Ortak olarak ilişkinize haber veriyor. Diyor ki gurur yapma, kendini üstün görme, kibir ve büyüklenme içerisine girme bu hafta diyor. Yani mümkün mertebe sevgili eril enerjim ve dişil enerjim mümkün mertebe bu hafta biraz böyle mütevazi olmakta, o kibirini ve gururunu törpülemekte fayda var diyor size kartlarım. Evet, 19 Aralık haftasının her birinize aşk, sevgi, muhabbet dolu geçmesini temenni ediyorum. Hepinizin kalbinde, gönlünde sevdiğiyle ilgili her ne varsa tez vakitte gerçekleşsin diyorum canım gönüldaşlarıma ve kolektifime. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.